Arkadaşlar, Murat Ali'yi okuldan aldı geldi. Şampiyonu aldın mı? Aa. Aa. İkinci madalya. Aa. Yani ikinci olmasının madalyası. Aa, maşallah sana. Madalya mı kazandın? Aferin oğlum sana. Merve resim attı mı size? Hayır. Öğretmen atmadı. Kaç kişi madalya kazandı? Merve. Birinci, ben ikinci. Aa, ikinci Merve, oldun. Ömer. Aferin. Aferin sana. Aa, Zeynep'e bakın, hemen taktı boynuna. Biraz ezilmiş. Aa. Aa. Ne yapmış, bakar mısın? Dur, Zeynep'ten girebiliriz. Ay maşallah. Bakın arkadaşlar, İstiklal Marşı'nı ezber okuduğu için ikinci olmuş Ali yarışmada. Çok güzel. Çok duygulu okuyor. Ali size de birazdan okur. Tekrardan. Maşallah. Bir dakika. Zeynep bakın bir de nasıl resim yapmış. Ne kadar kıymet bilen bir erkek. 8 Mart Kadınlar Günü. Bakın annesini çizmiş. Ayşe ablasını çizmiş Seda. Ne şey ya. Şuna bakın, çok tatlı. Evet arkadaşlar, biz toparlandık. Hep birlikte havuza gidiyoruz. Bugün Kadınlar Günü. Böyle annem, Ali, Zeynep. Bugün de yağmurlu hava, boş olur. Müzik çalıyoruz farkındaysanız. Gidiyoruz bakalım. Sıcak sıcak, acık elimiz kendimiz açılsın. Evet. Savanaya, duşa, havuza. Tabii bak, burası arabanın çıkış yeri. En sondan öyle. Tamam. Ha, burası tabii en son. Dönüşte iyi oluyor otopark. Çünkü sıcacık duşlardan çıkıp buraya uzun mesafe yürüyünce insan çarpılıyor, her yeri tutulur. Allah affetsin, bir de size bir şey diyeceğim. Korkusu var. Karanlıktan çok korkuyor. Buradan arkadaşım gel biraz bakalım. Hiç yok. Annem izin vermez diyor. Ha. Karanlık dedi. Değil. Buralar güvenli ortam. Tehlikeli. Evet. Bunun için yazın. Hayır. Bir kez burada kırmızı bir çizgi görmüştüm. Ne o? Ben de bilmiyorum. Evet. Biz geldik havuza. Zeynep yine Barbie'sini yüzdürüyor. He? Evet. Tak hadi boneni oğlum. Otur suyun içine birden. Tak boneni de. Haydi annem. Otur suyun içine. Otur yere. Oo. Hadi yap bakalım. Çık resmini çık. Baba ne dedi? Sesli dedi. Tamam. Açık. Tamam. Sesli. Hadi yüz bakalım Ali. Burası soğuk kızım. Ali yüz bakalım. Çocuk havuzu biraz daha soğuk. Burası ılık. Büyük havuz. Kimse çıkıyor. İki tane. Aynen öyle. Çok güzel. Bunlar millet, yemin ediyorum, sabah 10-11 gibi geliyor. Sabahtan gelmiş herkes. Dolu liste. Listeyi gördük ama. Ben de öyle. Geliyor. Erkenden geliyordum. 11'de geliyorum. Çok rahat oluyor. Şu makinat 3.30-4'e mi daha dursak yıllar. Oh Ali. Balık gibi yüzüyor. Ali boydan boya yüzüyor. Havuzun derinliği 1.5 metre arkadaşlar. Ama yüzme bildiği için rahat. Geri geri geliyor. Evet, çok güzel. Burada simidi. Ayak. Biz Zeynep'le önden gidiyoruz. Annemle Ali de arkadan gelecek arkadaşlar. Yıkadım Zeynoş, giydirdim. Hemen şuradan girelim otoparka, gidelim eve. Evet, sen bir yere elleme. Ben senin elini sıkıca tutuyorum. Hayır, sıkı tutuyorum. Düşersin. Evet, biz eve geldik. Ben mi? Çıkıyoruz.
Ay. Anahtar annemin çantasına, Murat açtı kapıyı hemen. Gidiyoruz bakalım. Şimdi gelecek. Yeni silinmiş mis gibi sabun kokuyor. Gel bakalım. Bizim eve geçtin. Baba. Baba annem. Ne yapıyordun, kahve mi? Evet. Evet evet içeriz. Babaanneyle yer yok mu? Onlar biraz daha yüzecekler. Sanaya girecekler, gelecekler. Biz geldik erkenden. İyi, hoş geldiniz. Arkadaşlar biz anne oğul çıktık. Nereye gidiyoruz? AVM. AVM. Kadınlar günü balonlarını patlatmaya. Kadınlar günü özel balon patlatma yarışması varmış. Yani balonların içerisinden sürpriz hediyeler çıkıyormuş. Yemeğimizi yedik, çıktık. Biz annem Zeynep'e bakıyor. Murat da bilgisayar başına, televizyona falan bakıyor. Aliş çok istedi. Ben de hemen hazırlandım, götürüyorum onu. Yarın okul var ama eve geldiğimiz gibi uyuyacağız, değil mi? Evet. Hadi gidelim bakalım. Bütün katları gezdik. 7, 6. Yağmuru botlarını giydi. Hemen zaten yakında ya AVM'miz. Gidiyoruz. Ya hem yürüyüş olur. Bak, yemeğimizi yedik, çıktık, gidiyoruz işte. Abla da gidiyor bana. Evet. Eğlence işte. Bizim zaten gitmemiz tam olacak. Aynen öyle. Ben zaten babamın üstüne oturup patlatacağım. Annenin gönlü olsun. Annem de başörtüsünü giymesini kullanır. Değil mi? Hı-hı. Gece gece çıktık. Aa, bak o da gidiyormuş abla. Evet bak, hı-hı, abla da gidiyor değil mi? Komşular gidiyor. Evet, AVM'ye geldik biz. Işıl ışıl her yer. Ali içerisi tıklım tıkışık, kalabalık. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kapat sen ağzını. Oo, ben bu kadar kalabalık asla tahmin etmiyordum ya. Vallahi inanamıyorum. Evet, yandan. Hadi. Son 7 dakika diyor. Gel bakalım. Oo! Benim Ali. Vay canına, son 7 dakika diyor arkadaşlar. İnanamıyorum. O kadar kalabalık. Göreceksin şimdi. Hadi bakalım. Şimdi açılıyor balonlar. İpler sökülüyor. Evet, izdiham olmasa bari. Çocukları kucağınıza alın diyorlar. Çıkmadı. Çoğu boş balonları. Çok az koymuşlar içine. Bitti. Eğlence işte anne. Balonlardan bir şey çıkmadı şansımıza. Çanta aldık biz de. 4 tane. Evet. Abla bekleyin, bekleyin diyor. Oo, herkes alıyor kucak kucağa. Vallahi bekleyin demeye kalmıyor. Millet yağmalıyor. Biz de aldık. Şimdi bir gidelim İngiliz Şam'a bakalım. Gel bakalım Ali'cim. Eğlendik ya. Güzel oldu.
Değil mi? Allah'tan elimiz boş, elimiz boş gitmedik. Evet. Güzel miydi? Güzel. Ama bazı kişilere kötü gelebilir. Bizi izleyenler, hasta bebeğe gelenler. O balonların bence düşüşünü çektim ben vallahi. Hiç balon derdinde değildim. O çok güzel görüntüydü. Gel bakalım şimdi. Evde izleyeceğiz artık. 5-10 tane falan vardı. Evet ya, latte çıkmış. Hep söylediler orada. Bardak kahve çıkmış. Evet, İngiliz Show'u geziyoruz Ali ile birlikte. Şöyle çoraplara bakıyorum. 3 tanesi 12 lira, 25 lira. Değişiyor fiyatlar ama pazarda da artık ne kadar oldu? Tanesi 3 lira. 2 tanesi 7,5 lira. Öyle diye hatırlıyorum en son sosyete pazarında. Bakın bunlar da eski. Örülen, eskiden örülen çorapların böyle ebebekte de çıkmış. Ne kadar değişik. Şunlar da çok güzel. Bayağı kalın yünlü çorapmış. Yeni doğan bebekler üşümesin diye. Çok tatlı. İglo yünlü çorap ne kadarmış? 15 lira 2 tanesi. Bunlar da pelüşlü melüşlü. Zeynep'e şöyle dışarıda içmeye bir şişe bakayım dedim. Vazgeçtim. Yani şu sarı etiketliler indirimdeymiş. 110 lira bakar mısınız? İyi ki diyorum çocukları büyütmüşüz. Bundan sonra artık bebek büyüteceklere Allah yardım etsin. Bezler, mamalar, bunların fiyatları uçmuş. Çok zor gerçekten. Hadi bunlar olmasa da olur diyorsun. Ama bez, mama, onlar temel ihtiyaç. Arkadaşlar Migros'a geldik. Elma aldım ve 2 tane ekmek aldım. Ali ile birlikte gezmesi çok eğlenceli oluyor. Ne kadarmış? 2 liraya geliyor tanesi. Bir tane çıkalım. O Hindistan cevizi. Çok seviyorum. Karamelli Hindistan cevizli. Bayılırım. Ciğer 32 lira. 300 gramı dana ciğeri. İşkembe 46 lira. Evet, burası da yurt dışı ürünlerinin reyonu. Türk peyniri diyor. Ali az yağlı baharatlı diyor. Geçen Damla Altun'un YouTube videosunu izliyorum. Bunlardan yiyor. Gece film keyfi falan diyor. Soyuyor. Baby bell peynir diyor. Baby bell. Onlardan yiyor. Bunlar da böyle şamburger peyniri galiba. Evet. Burger dilimli peyniri diyor. Ne kadarmış bu baby bell? 31 lira diyor. 100 gram. Burada da gene vegan cevizli diyor. Bunlar hiç bak peynir, süt alerjisi olanlara özel. Hayvansal ürün içermez diyor. Bu da cevizlimiş. Alerjik bebeler, insanlar için. Ama fiyatlar kim bilir ne kadar, ona göredir. Ha, 17 liramış ya, incecik bir dilim ama gene de kahvaltıdan kahvaltıya. Arkadaşlar geçen indirime girmişti. Aldığım pirinci göstereyim size. Hazır Migros'tayken bakın, böyle yerli Osmanlı pirinç. Bir de baldo pirinç gönen diyor. Bunların ikisi de çok güzel pilav yapıyor ama 45 lira. Ben aldım 2 kilosunu 30'a. Ya. Paketleri bunlar yani. Ama indirime girdi mi alın. Böyle pahalı fiyattan falan almayın. Şunlar çok güzel oluyor. Basmati pirinç. Hem bunlar şekerlere, şeker hastası olanlara falan iyiymiş yaylanın ama bunların da fiyatları şu an yüksek. Aslında 2 kilosu 33 lira iyiymiş yaylanın. Normal satış fiyatı Money Club'a indirimli de şu an ben bundan aldığım için şimdi almayayım bir de onu. Zaten elimde bir şeyler var taşıyacak. Gene girer indirime, o zaman yakalarız bakalım onu. Evet, gezerken az önce Murat aradı.
tıraş çay istedi yine benden. Onun istediği bir marka varmış da ben dedim anlamam, gelince bakarsın sen dedim. Gene onlarda da indirim varmış. Bunlar da kadınlar gölüne özel %50 indirimli diyor. Ali koy annem onu sepete. Parfümlerde indirim diyor. Bu koltuk altı rolonları, deodorantlar 35 liraya düşmüş. Şunun tatlılığına bakın. Bir de bebeği için de aynı elbiseden dikip koymuşlar. Oyuncak hediyemizdir diyor ama şu elbise, aynı elbise bebeğine de giydirecek. Ne güzel. Bunlar neymiş? Bunlar da taç hediyeli. Bu elbiseyi görmüştüm internette. Kalınmış dokusu bayağı bir. Ben ince sanıyordum. Yazın giyer sanıyordum ama kalınmış. 90 liraydı. Burada ne kadar? Hem burada da aynı. Biz geldik. Eve gidiyoruz. Anaol kapanışa kadar gezdik. AVM kapandı. Biz geldik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Çocukları hemen yatırdım. Neler aldım sizlere onu göstereyim hemen. Ali'ye şöyle bir tane su aldım. Bu şu ağız kısmı var ya, biberon gibi. Böyle su istiyordu okula rahat içebilmesi için. Bir tane aldım Migros'tan. Ondan sonra bu yulaflar indirime girmiş. Ben de kahvaltılarda granoladan daha çok bu yulaf beni tok tutuyor. Suyla yapabilirsiniz, sütle yapabilirsiniz. Neyle isterseniz artık. Bir tane bundan aldım. Sonra elma aldım. Elma çok güzeldi. Bir de 7.45 mi neydi? Kütür kütür bir canım çekti. Bir canım çekti orada reyonda var ya. Böyle ısırıp yiyesim geldi. İnce kabuklu bir de. Böyle içi kum gibi değil, sulu sulu olan cinsten. Daha önce de almıştım. Ondan sonra bir tane Wanted aldım. Hindistan cevizlisini. Sonra bir tane ketçap aldım. Migros'un. Bir tane yine Migros'un, bu küçüklerden kalmış. Bunu aldım. Ondan sonra üçlüydü bu çoraplar. Bir tanesini Zeynep ayağına giydi. Çiçekli desenli. Çok güzel. Ne kadar? 2 tane. 6 tane çoraba 25 lira verdim. Artık tanesi kaça geliyor işte. Burada böyle arabalı. Şunda traktör var sanırım. Kepçe, araba. Böyle koyu renk aldım. Açık renk çok çabuk kirleniyor. Bu renkler daha iyi oluyor çocuklarda. O yüzden böyle renklerde aldım. Rengarenk cıvıl cıvıl giysinler. Böyle üçlü Muhammed'e, üçlü de Zeynoş'a aldım. Ebebek'ten. Ondan sonra geçen bakmıştık zaten, çocuklar kıracak dedik ya bir şeyler. Bunun bir küçüğü 50 liraydı. Bu 60 liraydı. Ben büyük boyunu alayım almışken dedim. İngiliz Home'da %50 indirim vardı. Her üründe %50 indirimde. Bu sepetler ama normal tabii ki de 100 küsür değildir yani. İngiliz Home marka diye böyle. Dışarıda da böyle uygun 50'ye 60'a bulursunuz yani, ama çok hoşuma gitti. Bir de neden aldım bunu? Bilgisayar masasının üstünde çok önemli şeyler oluyor. Kartlar, hard diskler, işte powerbank, kablolarımız, her şeyimiz böyle. Video çekim araçları falan olsun, her şey. Onun için böyle kapalı kutuda tutayım dedim. Hem toz olmasın hem de böyle korunur. Bunu oturup da çocuk açmaz masanın üzerinden diye bir tane aldım. Murat da çok beğendi. Zaten geçen de beğenmişti, alamamıştık. Sonra böyle kadınlar gününe hediye kazanamadık. Zaten çocuk eğlensin diye şey yaptım. Ben balon bile böyle şey yapmadım ama sonra bir tane tutuverdim önüme düşünce. İzleyen gibiydi resmen. Ali mutlu olsun diye sabah beri balon balon balon. Dün gördü aşağıda kapılara bırakmışlar market afişi gibi. Onun için gittik yani. İşte kimine Armine'den, kimine Pancho'dan, Zeppelin oyun katından kuponlar, hediyeler kazandı Karaca'dan. Ama bize çıkmadı şansımıza. Sonra Kafe Lüks diye bir mağaza var. Orada kahve kazananlar falan oldu. Bunlar da böyle bedava kadınlar gününe özel dağıtılıyormuş. Ben de bir tane aldım böyle. Anneme aldım, kendime. Ondan sonra anneme, ablama böyle aldım yani. Baskıları da daha yeni basılmış sanırım. Bunu basmasalarmış daha güzel. Çünkü buralara da gitmiş, yayılmış. Böyle çantalar işte bakın. Üst üste taze baskı olunca şu an yapış yapış yani şu. Bakın elime bile geliyor. Yeni basılmış, marka reklam olsun diye ama.
Evet, kahvelerimiz hazır. Çikolata da aldım anneme, Murat'a, bana. Alışverişleri de yerleştirdim. Bir sepette çantalar kaldı. Onları da şimdi arka odaya götürürüm. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İkinci oldum İstiklal Marşı yarışmasında. Şimdi İstiklal Marşı'nı okuyacağım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yarışmada ikinci oldum ve madalya kazandım.